Selamlar arkadaşlar. Etraf ne kadar karanlık ve pikselimsi duruyor. Bugün sizlere nasıl detaylı bir şekilde böcek videosu veya herhangi bir makro video çekeceğinizi anlatacağım. Yani makro video biraz daha detaya girer fakat halka arasında bilindik dille makro diyebiliriz buna. En kötü kaliteden başlayacağım ve adım adım size nasıl yapılacağını göstereceğim. Bakın ışık o kadar yok ki kamera netlemeye çalışıyor, netleyemiyor. Şu an odanın bütün lambaları kapalı. Birinci adımımız tabii ki de lambayı açmak. Lambanız gün ışığı rengi olursa bu iş için daha iyi olur. Bakın şimdi kameramız netlemeye başladı. Bunu ben örnek olarak gösteriyorum. Hani bunun böcek olduğunu düşünün mesela. Yeşil bir çekirge olduğunu düşünün bunun mesela. Ve bunu detaylıca çekmek istiyorsunuz. Bütün detaylarını göstermek istiyorsunuz. Bunu anlatmak istiyorum aslında bu videoda. Çünkü bazen hatta YouTube'da paylaşmak isterseniz bu videoyu. Yani çektiğiniz bir böceğin videosunu. YouTube çok detaylı olduğu için piksel bozulması yaşayabiliyor. O zaman da daha çok sorun oluyor. Işığın önemini ve kameranın pozisyonunun ne kadar önemli olduğunu göstereceğim bu videoda size. Şimdi ikinci adımımız bir tane çok güçlü bir... Bakın. Videonun kalitesi 480p'den 1080p'ye çıkmış gibi oluyor. Hatta böyle zoomlayabilirsiniz bile. Herhangi bir piksel şeyi göremiyorum ben şu an. Tabii YouTube'a attığım zaman YouTube piksel bozulması yaşayabiliyor ve bu sefer pikselleri görebiliyorsunuz. Şu an herhangi bir piksel bozukluğu göremiyorum. Hatta full yakınlaştırırsam görmeye başlayabilirim. Bakın şu an siz de görüyorsunuzdur. Pikseller hareket ediyor. Bu uzaklaştırdıkça kaybolacak bir şey. Şimdi önemli noktaya geliyoruz. Bakın bu arka planı şu an yani zemin gri. Gri biliyorsunuz o kadar etrafını gösteren bir renk değil. Fakat altına beyaz bir şey koyarsak işte o zaman gerçek kaliteye yakınlaşmaya başlıyoruz. Bakın eskiden bu kadar yaklaştırdığımda pikselleşme oluyordu bayağı bir. Şu an neredeyse çok az. Farkı görüyorsunuz. Bakın pikselleşme her yerde. Şeyi kaldırdığımda ve kağıdı koy. Pikselleşme neredeyse yok. Ve bunun böcek olduğunu düşünelim. Herhangi bir renkte bir şey de olabilir. Mesela bu plastik parçası. Bakın detaylarını çok rahat görebilirsiniz. İşte üstündeki çizikler, yapıştırıcı izleri, darbeler üstündeki çok rahat görebilirsiniz. Tabii burada kullandığınız kamera da çok önemli arkadaşlar. Benim kullandığım kamera, telefon kamerası Samsung S6 Edge'in kamerasını kullanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 16 olması lazım kamera çözünürlüğü. Tabii bu bazı kameralarda çok iyi. Bazısında işte 34'e çıkıyor, bazısında daha fazla yukarıya çıkıyor. Telefon kamerasıyla maksimum bu kadar çekim yapabilirsiniz. Tabii 16 olan var, 24 olan var, 32 olan var falan filan diye gidiyor. Ama telefon kamerasıyla eğer düzgün bir çekim yapmak istiyorsanız maksimum bu kadar yapabiliyorsunuz. Tabii daha hani böyle daha çok hani ben böceğin her yerini görmek istiyorum derseniz o zaman en az 2K veya 4K'lık kameralar almanız lazım. Onlar da şu an dolar kuru yüzünden bayağı bir pahalı. Şu an en kolay ekonomik olarak da performans olarak kullanabileceğiniz kameralar 16 megabit ve 24 megabit kameralar olacaktır. Bunun kendine özel YouTube'un kendine özel bir efekti var ve bu efekt siyah olan alanlarda çok bozuluyor. Mesela bu ışığı kapatayım ben şimdi ve şu duvarımın benim duvarın siyah kısmını tutayım. Siyah kısımlar cidden iğrenç gözüküyor. Yani çamura dönüşüyor video. Normalde telefon kamerasından ben böyle görmüyorum. Fakat YouTube'un bir filtresi olduğu için siz öyle görüyorsunuz. Işığı taktığımız zaman herhangi bir sorun yaşanmıyor. Işık çok önemli dediğim gibi. Işığa düzgün bir önem verirseniz her zaman telefonunuzla çekebileceğiniz maksimum kaliteye ulaşabilirsiniz. Bu videoda bu kadardı. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.